Naber, ben Clayt. Minecraft Survival'ın 34. bölümüne hoş geldiniz. Size birkaç tane kötü haberim var ama mükemmel kere mükemmel, mükemmelin karesi hatta mükemmelin küpü olabilecek kadar iyi bir haberim de var. Evet, iyi haberim de var çünkü artık koyunumuz yok. Bir canlı yayın açtık, canlı yayını tam kapatacaktım. Abi biraz daha oyna dediler. Oynadım, burada bir creeper patladı. Aleyna'yı zor kurtardım. Değil mi Hansel? Hapşıyla kapşı, patlama da öldü. Sadece bu kadar olsa yine iyi. Bu arada bu hapşinin, bu da kapşinin yünü. Elytra bulacağız diye end'e gittik, bir kere de orada öldük. Peki yeter mi? Tabii ki yetmez. Küçük Steven'la toprak toplamaya gittik, bir kere daha orada öldük. Kanalı beğenip videoya abone olup bildirimleri şey yapıyorsunuz değil mi? Buradaki mor yatak artık yok çünkü biz end'de bir kere daha öldük. Peki bu kadar kötülüğün üstüne nasıl bir haber olabilir ki o kadar güzel bir haber olsun? Ne kadar güzel olabilirse o kadar güzel bir haber. Bu kanal için olabilecek en güzel haber. Kapıyı kapatmam gerekiyor. Hayır, Mona Lisa için değil. Deri zaten dışarı çıkamaz da. Artık bir evcil hayvanımız daha var. Aleyna'nın yanında. Onun adı Naber. Kapı açılınca gider. Evet, o yüzden kapatıyoruz kapıyı çünkü kaçmasın diye. Evet, yarasanın adı Naber ama ben vermedim. Yayında birisi söylemişti. Normalde böyle şeyleri koymam ama hoşuma gitti. Belki de yayında gerçekten sesle söylediği içindir. Evet, sesle söyledi. Yazı yazarak söylemedi çünkü yayındakileri sese alıyoruz. Şimdi sanki TikTok'un reklam sponsorluğunu yapıyormuşum gibi olacak ama ulaşabileceğiniz en kolay platform olan TikTok'ta oluyor canlı yayın. Neyse, bir gün böyle TikTok'u öveceğim hiç aklıma gelmezdi ama. Naber, kameranın önünden geçmezsen sevinirim. Burada video çekiyorum. Önce biraz oyun oynadık, sonra biraz sohbet yayınına dönüştü. Ondan sonra Lucer canlı yayın açtı dediler. Lucer'in yayınını izlemeye gittik. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Naber, şu kameranın önünden geçme. Abi selam. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Clayt fanıyım. Söylediler mi bilmiyorum ama yayında olduğunu görünce gelip söyleyeyim dedim. Hafız Clayt, Furkan abi seni izlemeyi seven birisi selam var. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Kendisini biliyorum. Yorumlarda buluştuk bir ara onun kanalında. Benim kanalıma da yorum yaptığını görüyorum ama genelde bilmiyorum, çok konuşmadık benim kanalımda. DM'den de yazıyor bana. Videolarına bakıyorum, güzel. Güzel, aynı dünyada oynuyormuşuz, onu fark ettim. De nasıl böyle mesela bir iş yaparken konuşacak bir şeyi nasıl bulabiliyor, ben ona hayret ettim biraz. İş yapıyor ama çok da konuşuyor böyle. Ben öyle biri değilim mesela. Ben iş hakkında konuşurum ama o iş yapıp hem de başka konular üzerine yorumlamalı şekilde konuşabiliyor. O da bana bir değişik geldi böyle. Nasıl yapabiliyor bunu dedim yani. TikTok'ta canlı yayın açmış, oradan gördük. O zaman benden ona yayına selam. Ve tüm bunları söylerken ben de o canlı yayını izliyordum. Bir anda söyledi, bir şaşırdım, bir elim ayağım titredi. Leri, istediğin kadar manyak hareket yapabilirsin, sana kızmayacağım çünkü çok mutluyum. Bunu nasıl yapabiliyor dediği yerde patladım zaten. Yorumlara abi güzel yapıyor yazıyorlar. Alabileceğim en iyi yorumu bırak okumayı sesli, hatta canlı bir şekilde duydum. Düşünsenize, kalp bağladığınız ilk YouTuber sizin hakkınızda konuşuyor. Buna ne denir Leri? Mükemmelin küpü denir. Eğer biraz heyecanlıysa sesim, yayında daha heyecanlıydım. Hatta lütfen rüya olmasın, lütfen rüya olmasın diyordum. Bunu buraya şey için yaptım, yanlışlıkla kapıyı açık unutursak yarasa dışarı çıkamasın diye. Basınç plakasının bulunduğu yeri tahta yaptım ama yine yeterli değil benim için, hala gözüme batıyor. Her tarafını böyle tahtaya çevirsek etrafta yine bir yükselti olması gerekiyor gibi hissediyorum. Leri, istersen şımarma, o kadar da demedim, buzdolabına girecek manyak. Şu ikisini basamağa dönüştü. Hayır, böyle basamak yapılmıyordu. Ben de zaten bir sürü basamak var. Niye uğraşıyorum ki burada? Heyecandan kafayı yedim. Hop, burası değildi. Şimdi seni bıraktım, seni aldım. Hop, sizi böyle koyup seni de üzerine bıraktım. Bir kere benim kesinlikle hoşuma gitmedi. Keşke skunk sensörümüz olsaydı. İkinci bölümde ben Warden'ın yanına kadar... Warden'ın yanına kadar gitmiştim ama... Hiç daha önce Warden'la karşılaşmadığım için korkmuştum. Bu arada ben 3 yıldır Minecraft oynuyorum. Hatta ne 3'ü? 2 yıldır. Lucer'i tanımadan önce bilmiyordum nasıl bir oyun olduğunu. Lucer'i ne zaman tanıdım? Annem öldükten sonra. Ondan sonra böyle beni tekrar dünyaya bağlayan şey gibi bir şeydi. O yüzden Lucer'in yeri bende ayrı. Neyse, şimdi size çok güzel bir sahne geçişi yapayım da gözünüz shudder görsün. Yayında tam buraya bir iskele yapmaya başlıyorduk. Sonra dedim eğer ben iskeleyi yayında yaparsam videoya yapacak bir şey kalmaz. Sonra dediler abi yayını videoya koy. Hayır, olmaz dedim. Çünkü o zaman yayına gelen kişi videoyu izlemeyecek. Yine zararı bana olacak. Sonra dediler abi nasıl biliyorsan öyle yap, zaten kanal senin. Kanal benim olduğu için sadece bununla uğraşacağız ve bu bölümde bu kapıyı yapıp buraya bir tane skak sensörü getirip yarasayı güvende tutacağız. Ama şu tahtayla odunun yan yana geldiği zamanki kötü görüntüsünü görüyorsunuz değil mi? Hayır, bence görmüyorsunuz çünkü görseydiniz yapmazdınız.
Ben size bunu bu evin girişini yaparken de anlatmıştım. Adam taşla kütüğü derinlik katmadan yan yana koyuyor. Taşla kütüğü yan yana koyuyor. Yanlışlıkla yaptığımız 1 metrekarelik mob farmını acaba tekrar yapsak mı? Ya da burası da mob farmı gibi bir şey oldu zaten. Çığırtkan sensörünü getirene kadar bu şekilde kalabilir, hatta böyle daha mı güzel oldu yoksa? Ama madene gitmeden önce tekrar servet kazma yapmam lazım. İpeksi dokunuş yapacaktık, şimdi tekrar servet arıyoruz. Onun için de balık farmını tekrar kullanacağız. Oradan çıkan balıkları da yemek olarak kullanırız mağarada. Göstermediğim son bir şey kaldı. Millet bölüm arasında maden yapar, ben toprak kazıyorum. İpimiz çok fazla oldu, bunları da köylülere satacağız. Millet saatte bir sandık ip dolunca verimsiz diyorlar farma. Ben ne kadar tok gözlüyüm değil mi? Clayt atasözü ve deyimler sözlüğünde de geçtiği gibi adam olana çok bile. Değil mi Aleyna? İp aldıklarını biliyorum ama tüy alıyorlar diye de hatırlıyorum okçular. Çürük et az bir şey, ondan satarız. Keşke bal da satabilseydik. Hem o zaman arıcılık daha eğlenceli olurdu. Neyse şu ipleri alalım. Burada satabileceğimiz hiçbir şey yok. Aklıma gelmişken yayının birinde size sorarak sizle birlikte demir farmı yapacağız. Diğerini yapalı 20 bölümden fazla oldu ama daha 20 demir bloğu bile üretmedi. Sonra burada değil, şurada karpuz ve kabaklarımız vardı. Keşke kaktüs de satabilseydik. Şekerkamış, evet şekerkamışlar. Bunları bir de kağıt yapacağız değil mi? Oo çok iyi. Sonra buradaki mangrove ağacını da şimdi değil de gündüz gözüyle gösteririm. Hiçbir şey gözükmez zaten. Yayına gelenlerin isimleriyle doldurduk. Bir Bekir amcayla Berfon'un adı yazmıyor zaten orada. Küçük Steven'a yer yapacağız. Burada Vami bekliyor. Bir de adanın yan tarafında Hale de bekliyor. Bir de içeridekileri var. Onlara da yer yapacağız. Şimdi hemen kanalı beğen, videoya abone ol da bizimle iş yap. Şey yapmasan kapı olursun, biliyorsun değil mi? Farmlarda görüntüye daha çok önem verdiğim için çoğu çalışmıyor. Hayır ne oluyor? Ne oluyor? Sistemler çalışıyor diyecektim. Ne oluyor? Ya Enderman'ler yine bir yere bir şey bırakmış herhalde. Ya da bir yerdeki toprağı almış. Bu asansör niye çalışmıyor? O değil de ben bu asansörün nasıl yapmışım? Kafam çok karıştı şimdi. Şu aradan bir sinyal geçiyor da bu sinyal nereye gidiyor? Hiç bu tarafı da açmamışım. Nereye gidiyor o taraftaki sinyal? Bir de aşağı iniyor bak. Ya çok merak ettim. Ben bir yukarı bir aşağı şey yaptım. Bu nereye gidiyor? İyi de asansörden bence çok gereksiz uzağa gidiyor bu. Bu neden böyle yapmışım? Keşke şuralara bir not falan bıraksaydım gelecekteki halime. Neden burayı böyle yapmışım ki? Orası asansörü kızıltaşla kilitleme mekanizmasıymış. Neyse onu boş verin de bakın aklıma ne geldi. Şimdi Mimar Sinan'ın yaptığı camilerden birinde bir sorun olmuş. Hani büyük bir sorun olmaz da tadilat gerekiyormuş işte. Bu arada ben de buradaki sorunun ne olduğunu arıyorum. Onlar da ta Amerika'da bilmem ne mühendislerini aramışlar. Yabancılar telefonu açmış, buyurun demişler. Mimar Sinan'ın yaptığı camiyle ilgili bir şey sorunca biz hiçbir şey bilmiyoruz deyip kapatmışlar telefonu. Yani Mimar Sinan'ın yaptığı şeye biz yorum bile yapamayız anlamında, kötü bir şey değil. Türkçesi böyle oluyordu, Clayt Latincesinde buna kendilerine gerizekalı demişler yani. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Türk mimarlar düşünmüş. Bak sinyalle gidiyor. Bu niye çalışmıyor ya? Tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde duvarın birini yıkmışlar. Sonra duvarın arkasında bir tane sandık çıkmış. Mimar başı sandığı açtırmış. Sandığın içinde bir dünya malzemeyle bir tane not çıkmış. Notu okumuşlar. Bayağı eski Osmanlı zamanından kalma bir not. Notta yazıyormuş ki, ey mimar başı, caminin sorunu yazıyormuş. Ben şimdi sorunu unuttum. Böyle böyle bir sorun oldu. Sen de hiçbir şey bulamayıp en son buradaki duvarı yıktın değil mi demiş. Yani demiş dediğim, kağıda yazan kişi öyle yazmış. Sonra devam ediyormuş. Eğer böyle bir sorun olduysa şuradan şuraya bir kolon çekeceksiniz. Bunu da buraya bağlayacaksınız. Sorun halledilecek. Kullanacağınız malzemeleri de ben buraya bırakıyorum. Osmanlı mimarbaşı Mimar Sinan. Geleceğe not bırakmış. Hani ben dedim ya az önce keşke gelecekteki halime not bıraksaydım. Burayı bir hata olursa düzeltmek için oradan aklıma geldi. Şuraya bir yetişebilirsem. Oldu mu? Yine mi olmadı? Ya neresi yanlış ama? Eğer buradan düşersem var ya hepimizin amel defteri kapanır. Şimdi bunu kırınca yukarı çıkacak değil mi? Aşağı, tamam aşağı. Ben de öyle diyecektim. Ama burayı bozan Enderman'ı bulursam var ya. Zaten bir şey gözükmüyor, bir de karanlıkta oynadığım Shader'a bak. Şu Shader'ı bir değiştireyim. En azından böyle asansörün nereye gittiğini görebiliyoruz değil mi? Önce bir güvenlik suyu bırakalım. Hani ne olur ne olmaz. Hani olmaz da yine düşersek diye. Hani düşmeyiz de. Ya düşerse diye işte. Getirdiğimiz her şeyi sattım. Kalanlarıyla da böyle tecrübe iksiri aldım. Asansörün kilit mekanizmasını açtığımız için hani aşağı öyle yollamıştık ya şimdi ooo. Well done. Round 1. Fight. Küçük Steven'a o kadar dedim. Burada demir olmadığına eminim ama yine de belki 3 tane demirle kova yapacak kadar demir vardır. Aşağı yine suyla inmeye çalışacağım. Steven'a o kadar dedim, sandık odasında hazır kova var ama illa buraya gelmek istedi. Mecbur sandık odasına gideceğiz artık. Sandık odasından kovamı aldım. Şimdi küçük Steven'la yanlaya yanlaya tekrar asansörün oraya gidiyoruz. Böyle de video çok gereksiz uzuyor. Şöyle köşesinden biraz hızlansam. Well done. Round 2. Fight.
Ya adam şuraya bir yere bir su kovası bırakır, yine sandık odasına mı gideceğim ben? Bak bu iki oldu, daha hiçbir şey yapamadık videoda. Ben bu bölümde Deep Dark'a, Warden'ın yanına gideyim var ya, bir kere de küçük Steven gidecek. Ben size şu mangrove ağacını gösterecektim değil mi? Bir sürü salıncak gibi doldu orası da, zaten sinirliyim, bekleyin. Millet iyi haber, asansörü tamir ettim, şimdi size yukarıyı gösterebilirim. Ama kilitleme mekanizmasını yapmadığım için burada asansörü durdurmam gerekiyor. Dur. Ya nasıl çıkabiliyorsun ya? Nasıl yapabiliyor bunu? 100 bin dolar için hemen Crate'e abone ol. Final round. Fight. Ha, iyi en azından eşya, aa hepsi buradaymış, tamam çok iyi. Başlayacağım şimdi asansörünüze, 1,5 saattir bununla uğraşıyorum. Finish him. Tamam şimdi aşağı iniyor, yukarı da çıkıyor, gidelim bir balık farmında AFK bırakalım. Bayağıdır buradayım, 35 seviye oldum, çok mutluyum ama 35 seviyeden daha çok ne için mutluyum biliyor musunuz? Şuradaki balıklara bir baksanıza, benim için çok mutlu edici bir ganimet bence bu. Hatta sadece bu sandık da değil, hani bunu göstermek çok bir şey değil de buranın dolup da burada birikmesi beni çok mutlu ediyor. Böyle küçük şeylere sevinebilen bir çocuğum işte. Demek ben oyunda gerçekten çok verimli bir farm yapsam kafayı falan yerim herhalde. Şimdi Luke'in yerine bırakıp bunları da yukarı taşıyamam, envanterim dolu, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Güzel yapacağız. Dostum çok az bir karpuzum kaldı, onları da sana satabilir miyim? Bir karpuza bir zümrüt veriyor, Allah'ım bugün çok mutlu oldum. Bu enderman burada sıkışmış galiba. Hayır sıkışmamış, asansörü bozan sendin değil mi? Öleceksin, çık dışarı. Ölseydim oturup ağlardım, o kadar seviyem var. Ama senden intikam almadan hiçbir yere gitmek yok. Senin yüzünden asansörü tamir edeceğim diye video çekemedim. Gerizekalı. Şimdi bir sorunumuz var, genelde XP ya da büyük de bu sorun olur milletin ama bende demir sıkıntısı var, örs yapamıyorum, hiç örsüm yok. Son örsümüzü end'e gittiğimiz zaman yayında kaybettik. Ya bu nasıl bir paradokstur, böyle madene gitmem gerekiyor daha fazla demir elde etmek için ama madene gitmek için, servet kasmak için yine demir gerekiyor. Ya madene gitmek için neden madene gitmem gerekiyor? O kadar haklısın ki Vami. Görüyorsunuz değil mi, Enderman'i hem asansöre koyduğu yetmiyormuş gibi buraya koymuş, bir de buraya koymuş. Her tarafa bir şey koymuş, hani dua etmem gerekiyor, bir bana koymamış herhalde. Envanterime şöyle bir baktım da bir aleyne yok, ölürsek tam kerizlik, çok üzülürüm de şurada iki demir arayacaksın, burada da ölürsen artık git bale yap. Meşaleyi bugün bulup elime alabilirsem, aldım o zaman yuppi. 10 tane demire ihtiyacım var, burada 3 tane buldum suyun altında ama inşallah arkasında da vardır. Hayır. Ya ben böyle bir saçmalık görmedim ya, en son burada uyumuşum, buradan dışarı da çıkamıyorum, hiç kazma bir şey yok yanımda. Kesinlikle burada öldüğüme yemin edebilirim de ben bunu kime kanıtlayacağım? Buraya gelmem 5 dakika bile sürmedi, silinme ihtimalleri yok, nereye gittiler ya? Bundan daha kötü ne olabilir ki, şu geçen bölümdeki Wither adaya mı gelecek? Bak yine nerede doğdum, yatın oğlum yatın, çok iş yapıyorsunuz ya. Ya bir kere bu oyunun mekaniklerine ters bir şey, bu nasıl oluyor? Biraz da en iyi gölgelendiriciyle bakalım demiştim, Iron Golem gölge oldu ya. İçinden biraz demir çıksın da şu eksiğimi, ha ne eksiği tamamlayacağım, benim bütün demirlerim kayboldu ya. Ya bir şey söyleyeyim mi, ben videoyu bitireceğim artık, hiçbir şey yapasım yok. Size doğrulacak teleskobum da yok. Neyse, umarım yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Desteklemek için kanalı beğenebilir ve videoya abone olabilirsiniz. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Ne haber, sakın kameranın önünden falan geçim deme, bak zaten sinirliyim. Eğer bu videoyu 17 Kasım 2023'ten önceki bir tarihte izliyorsanız cuma günü yayın yapacağız, gelirsiniz. Discord'un linkini, TikTok'un linkini falan sormayın, beni delirtmeyin. Abi kaynak paketini, kullandığın mod, shader'ın adı, bunları da sormayın, yorumlara da ilk falan yazmayın, hadi hoşçakalın. Ha bir de kanala abone olursanız geçme lan şu kameranın önünden. Naber, ben Aleyna. Berat diyen XS, Yiğit Aykan, Art18 bir Gmail hesabı, Blue Bilal, Manyak Türk ve Emircan Keskin. Hani videoyu beğenin, hoşçakalın.